Wonder kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Teknik direktör yayını ile karşınızdayız. Paulo Fonseca'yı, Uno Espirito Santos'u, Consecao'yu, Ranyiki, Bielsa'yı konuşacağımız, bir de Andre Villas Boğaz'ı konuşacağımız yayın olacak. Hepsi hakkında ufak çaplı bilgiler vermeye çalışacağım. Hani izlediklerim var, takip ettiklerim var. Hani her maçın hiç, hiçbir hocanın hiç kimse izleyemez. Genel olarak zaten topçular çıktığında 3-4 dakikalık YouTube videolarıyla çatbat herkes yazabiliyor ama İş hocaya gelince biraz sıkıntılı oldu. Her, her bilgi Wikipedia. En başta Wikipedia bilgileri başlayacağım. Biraz sıkabilir. Ondan sonra oyun anlayışını izlediğim kadarıyla aktarmaya çalışacağım. Önce Fonseca ile başlayalım. Çünkü Ali Koç'un Portekiz ekolu demesi üzerine. En başta hani 15 gün önce açıklasaydık tek direktörümüz belli olmazdı şu an adaylarımız arasında demesi üzerine. Fonseca'yı işaret ettiği için her şey. Önce Fonseca ile başlayacağız. 48 yaşında 9 tane de kupası var. 3 şampiyonluğu Shakhtar'la yapmış. 1 sezon 15-16 sezonunda Braga'daymış. Şimdi Braga sezonuna bakalım 1.8 puan ortalama tutturmuş. Bunların hepsi şu an okuyacağım tüm bilgiler transfer market ve maç golü kullanarak hepsine ulaşabileceğiniz bir bilgiler. Hani o yüzden çok bir şey biliyormuş gibi takılmıyorum kesinlikle. Ben de araştırıp öğrendim. Şimdi Braga sezonunda ilk sezonunda transfer yaptırmamış ve dördüncü olmuş. Transfer bütçesi bizim Fenerbahçe'sinden çok önemli en başta. Hani ne kadar transfer bütçesiyle hareket etmiş. Bragalı Fonseca'da, Fonseca'nın Bragası'nda hiç transfer yaptırmamış, 4-4-2 oynatmış. 4-4-2 oynattığı, oynattığı düzen çift playmaker kanatlı. Hani nasıl söyleyeyim? Pelkas ve Mesut Özil kanatlı. Çift playmaker'lı, 4-4-2 oynatmış. Topu daha çok orta sahada tutan, hani bunları ben kendi notlarım, bazıları takip ettiğim maçlardan, bazıları izlediğim maçlardan, bazıları da girip baktığım, özetlerine baktığım maçlardan daha çok topu orta sahada tutan, oyuna hakim olan bir anlayışa sergilememiş. Direkt hücum benimseyen bir hocaymış destek koşuları istiyor. İki merkez şöyle oynatıyor. İki tempolu bek çok önemli onun oyun anlayışında. İki tempolu bek 4-4-2 çift alt 4-4-2 çift 8'li iki playmaker kanatlı. Çift 8'li de şey Gustavo değil Sosa hiç değil. İkisi de çok tempolu. inanılmaz tempolu. Hücumun birisi bir tık savunmayı daha fazla yapan birisi de bir tık hücumu daha fazla yapan. Yani %100 bir şekilde tempo gerekiyor yani onun çift altılı yani 4-4-2'nin orta ikili göbeğindeki isimler için. Geri kalan ikili de playmaker kanatlarda tamamen ayağına hakim. daha böyle klas oyunculara gidiyor. Önündeki 4-4-2'nin hani bir biri de 4-4-1-1 gibi de düşünsek. Bir biri de şey. Biri daha gezgin bir santrafor. Biri ise daha pivot bir santrafor. Bir sezon sonra 16-17 senesinde Shakhtar'a geçiyor. Shakhtar Lucescu ile yarattığı hegemonya üzerine hani çok kurulu bir düzen, profesyonel bir işleyişin üzerine e, Fonseca'ya getiriyor. Hatta taçlandırıyor da diyebiliriz. Fonseca'nın da kariyerinin en önemli dönemi Shakhtar'da zaten geçiyor. Fonseca Shakhtar'da oynattığı düzen 4-2-3-1. Tamam Fenerbahçe uyan bir düzen ve 4-2-3-1'in 3 üç oyuncusu da playmaker. Hani Pelkas, Özil ve İrfan diye düşünebiliriz. 3 oyuncusu da ayağına hakim topla oynayan bir sistem oynatıyor. Ve 4-2-3-1'deki 2 iki de biri kesici. Böyle daha dinamik de değil direkt kesici. Gustavo misal diyebiliriz. Yanındaki isim de Ozan Tufan misal. Daha tempolu ama hani Ozan Tufan profili değil ayağına çok daha hakimi. Hani bir altı numara diyebiliriz bir ayağına hakim. Sekiz numara ve öndeki üçünün hepsi gezgin, serbest oynayan bir dönem geçiriyor Şaktar'da Fonseca. Ne yapmış Şaktar'da? Fonseca ona bakalım. Ee, transfersiz başlamış. Transfer yaptırmamış 16-17 sezonunda. Şampiyonluk yapmış. Önelemede eğlenmiş. UEFA'ya düşmüş. UEFA'da son 32'ye girmiş. Ligde ilk 30 maçta tek mağlubiyeti var. Şaktarlı sezonunda. E, young Boys'a da penaltılarla eğleniyorlar şampiyonlar göndermesinde falan filan. Gent, Braga, Konyalı gruptan 6-6 ile çıkıyorlar. Son 32'de de Celta Vigo'ya eğleniyorlar. 4-2-3-1 ve 4-4-1-1 kullanıyor. 4-4-4-1-1'deki hani second striker ve pivot center forward'la oynuyor. E, 4-2-3-1'de de bahsettim. 2-6'lı biri, kesici biri, tempolu, ayağına çok hakim. Diğer üstü de gezgin hani hiçbirinin mevkisi belli olmayan ön hat hücum üçüsü olur ya. Perotti misali, Pelkas misali. Her yerde oynayabilecek, onları oynatıyor. Ee, yine tempolu merkez, yine pivot santrofor kullanıyor. Orada kullandığı bir tane çok genç oyuncu var. Kovalenko diye. Kovalenko'yu forma veriyor 20 yaşında. Hani 10 numara pozisyonda oynatıyor ama bunu şampiyonlar gibi veya UEFA'da değil ligde yapıyor. Ligde yaklaşık 20 tane maçta oynatıyor. Ee, değişiklikleri Fonseca'nın en büyük sıkıntısı. Şaktar'da hani tüm maçlarında, Şaktar'da yaklaşık 100 tane falan başa çıkmış Fonseca. Tüm maçlarında 75'ten önce değişiklik yaptığı maç sayısı yani 10 tane yok. Hani Fonseca tutucu bir adam. Taktiğinde mesela şöyle bir problemi var Fonseca'nın. 4-2-3-1'i sezon başında belirliyor kafasında bir taktik ve sezon sonuna kadar o taktikte asla değiştirmiyor. İçerisindeki oyuncular değişiyor ama taktik asla değişmiyor. Çok tutucu. Ve oyun içi hamlesi herkes tarafından da kötü. Ben Roma sezonunda daha çok hakim, oraya geldiğimde daha çok konuşan Oyun içi şeyi sıkıntılı yani. okurması sıkıntılı. Hani bir maçın 3-0 geriye düşmeden Fonseca değişik değişiklik yapmaz. Çıldırtır yani adamı. Ondan sonra 17-18 sezonuna bakalım. Tek transfer yapılıyor. Sırına yerine Dodo transfer ediliyor. Yine şakların kurul üzerinden bahsedebiliriz. Transfer bütçesi yapılmadan. Şey yine şampiyonluk. Facundo Ferreira, Marlos, Bernard, Tyson, Kovalenko dörtlüsüne çok fazla süre veriyor. Yine Playmaker ve Pivot yine 4-2-3-1'den vazgeçmiyor. İlk 16 maçında tek mağlubiyeti var. Kadro istikrarının üzerine hani çok ciddi zaten e, transfer bütçesini kullanmamasının sebebi de bu. Çok ciddi bir kadro istikrarlı, şaktar nefis yönetilen bir kulüp. Üzerine Kiev'le Kiev'e iki kez kaybedip hani tüm sezon boyunca iki mağlubiyeti var. İkisi de Kiev'e, Dinamo Kiev'e. Hani baktığında tüm sezon boyunca iki kere kaybetmiş bir teknik adamdan bahsediyoruz. Ama yine 4-2-3-1'den asla vazgeçmeyen, asla oyuncu değişikliklerini 75'ten önce yapmayan bir e, oyun anlayışı sergiliyor. O Shakhtar'ın da Shakhtar sezonun, Şaktar döneminde Fonseca'nın daha oyuna hakim bir anlayış sergilediğini söyleyebiliriz. Hani daha Fenerbahçe'nin dinamiklerine bir tık daha uygun anlayış. Hani topa sahip olan Fenerbahçe'nin oyun dinamiklerine en başta zaten bunu da öğrenmek lazım ama hani daha topa sahip olan, daha hücumu düşünen ama savunma konusunda ciddi sıkıntıları var. Roma'dan bunu söyleyebiliyorum. Hani o sezonun o sezonun Şampiyonlar Ligi'sinde Sarri, Napoli, Pep City'nin grubunu düşüyor. 12 puan alıyor o gruptan. Bir galibiyet Napoli'ye, bir galibiyet City'ye alarak çıktı. Zaten City'ye karşı şey demişti. Hani ben demişti City'ye karşı topu alırsam kazanamam. Bazen başka yollara gitmem gerekir demişti. Kadro anlayışından ve oyuncularından işte Ferreira, Facundo Ferreira, Marlos, Bernard, Tyson'dan asla taviz vermedi. Her yaza her zaman bunu kullandı. 18-19'da 40 milyonluk oyuncu transferi yapılıyor ve hepsi Çaktar'da Brezilyalı genç oyuncu. Yani 20 yaşında ya Shakhtar bir revizyona gidiyor. Bernard elden çıkıyor Everton'a işte Tyson, Fred, Fred diyorum Bernard hepsi. Elden çıktıktan sonra evet Fred, Bernard, Ferreira Rakitis ki hepsi elden çıktıktan sonra bir 40 milyonluk tekrar Shakhtar'ın Brezilya ekolünden oyuncu transferi yapılıyor. Scout transferi hepsi. Hepsine ligde çok ciddi süreler veriyor. 20 yaşında topçulara ligde 15 maç, 20 maç hepsi süre oluyor. Ama Şampiyonlar Ligi'nde yine kullanmıyor. Yeni tecrübeleri tercih ediyor. O sezon Şampiyonlar Ligi'nde Nagelsmann'ın Hoffenheim'ı Prime Lyon ve gerçekten Stil tekrar Stil'i gruba düşüyor. 6 puan 3. olup UEFA'ya düşüyor. UEFA'da da Adi Hütter'in en prime Jovic'li Frankfurt'una eleniyor. O gruptan bence iyi top oynattı. İyi çok ciddi iyi top oynattı düşünüyorum Çünkü çok ciddi gruba düşmüşler. Nagelsmann ofen ay mı? Prime Lyon falan hani Fekirli, Depaylı, M, şeyli, nedir adı? Lakazette Lyon'a düşüyor. İyi bence 6 puanla bir galibiyet, 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet. 1'i City'ye 3. olarak UEFA'ya düşüyor. Yine 4-2-3-1'i bozmuyor. Efendim söyleyeyim ligde 18 yaşında Tete'yi, yeni transfer Tete Solomon Fernando'yu oynatıyor. Ligde hiçbir sıkıntısı yok. Ve ligde yine şampiyon oluyor. Rebrovlu Kiev'in üzerine yine şampiyon oluyor. Yine 4-2-3-1, yine 1-6 numarası sabit. Tempolu 8, 2 atletik kanat oynatıyor ligde. Bir pivot santrafor ve en önemlisi iki tane tempolu bek. Oyun olarak hani nasıl diyeyim kompakt, kompaktlıktan çok kompakt, kompaktlık. Oyun olarak kompaktlıktan daha uzak bir oyun benimsiyor Fonseca'nın takımları. Ondan sonra benim en hakim olduğum kısma geliyorum. 19-20 Roması. 19-20 Roması'nda Fonseca 115 milyonluk transfer bütçesi yapıyor ilk geldiğinde. Ama ya şimdi Roma çok kötü bir dönem geçirdiğini düşünüyorum yani çok hiç de beğenmiyorum. Ya Roma ama oyuncu ve hoca yiyebilen bir kulüp olduğu için çok değerlendirmek mantıklı mı kestiremiyorum da. İşte 5. oluyor ilk sezonunda. Çok ciddi bir hani son düzlükte yeme hemen hemen 7'de 5, 7'de 6 yaparak geliyor. Hani son 8 maç kaybetmedi hiç. Öyle geldi de 5. oldu. Yoksa çok daha altında olabilirdi. Başak, Gladbach, Wolfsberg'le gruptan çıkıyor Roma. Ee, ondan sonra yine Roma'da sergilediği oyun anlayışı ilk sezonunda 4-2-3-1 yine. Yine playmaker kanatlarla yine 1-6-1-8'li yine 4-2-3-1. Ama ikinci sezonunda ya yani ilk sezonunda kullandığı oyuncular falan hep şey ayağına hakim oyuncular. Ama ikinci sezonunda Fonseca da kendisinde ilk kez bir değişikliğe gidiyor. 3-4-2-1 oynatıyor Fonseca'nın son sezonu. Yine çok ciddi bir hemen hemen 66 milyon euroluk bir transfer bütçesi Roma'da ve farklı bir oyun anlayışına gidiyor. 3-4-2-1 bir, bakıma da 3-4-3. Hani çam ağacı dizilme diyebiliriz. Yine ikili tempolu bekler oynatıyor. işte. ileride Florenzi'yi zanıyor oluyor falan filan kullanıyor. Ama bu sezonun Roma'sından bahsedeyim şimdi. Bu sezon bu zaraya kadar konuştuğum her şey işte bilgi. Yorum değil. Bu sezonun Roma'sı çok kötü bir Roma'ydı. Hani kompaktlıktan tamamen uzak. Hücum oynuyor demezsin şeye. Ee Fonseca hücum oyunu anlayışına sahip bir teknik direktör mi? Belki öyle ama savunması ciddi çok kötü. Savunmada her oyuncu hani 3-4-2-1 oynadığın taktikte 3 5 3-5-2'ye falan dönebileceğim bir taktik. Ama savunmada sürekli her oyuncu birebir kalıyor. Hani savun orta saha çok büyük boşluklar veriyor. Hani doğru oyun bu değil yani kesinlikle. Hani şöyle söyleyeyim savunma hattı bir hat çok ayrı bir hat. Roma dönemi işte daha çok tamamen savunması apayrı bir yerde, hücumu apayrı bir yerde. Hücumdaki organize atak çok nadir. Hani kapalı savunmaları açabilen bir Roma yok. Hepsi ayağına hakim değil. Hani birebir yeteneği olan oyunculara bırakıyor hücumu. Hani bu bizim Erol Bulu Fenerbahçe'de de gördüğümüz. Hani Pelkas'ın yeteneğiyle oyun açtığımız, Perotti'nin yeteneğiyle penaltı aldığımız bir oyun. O yüzden Fonseca'ya ben çok çok uzağım. Fenerbahçe'ye gelirse çok ciddi hani teneke bağlayıp gönderebileceğimiz bir hoca. İyi bir hoca belki ama bize uygun bir hoca asla değil. Çünkü o geçişler, savunma hücum geçişleri çok kötü. Ciddi çok kötü. Çok def savunma defosu var. Hücumu da hani kadar savunma defası olan bir adam belki dersin ki çok iyi hücumcu. Değil ama. Kesinlikle değil yani Fonseca iyi bir hücumcu. Hücumda birebiri kullanan bir Roma vardı. Shakhtar dönemi tamamen tamamen farklı. O yüzden kendi adı kendi adıma hani başarılı olduğu Shakhtar dönemi var. Kurulu bir düzenin üstüne geldi. Savunmacı demezsin, hücumcu da diyemiyorsun. Hani şut tercihlerine bırakıyor, birebir hücum tercihlerine bırakıyor. Pasada dayalı bir futbol anlayışı yok. Oyuncu değişikleri çok çok ciddi tutuk. Hani genel olarak böyle bir Fonseca özeti çıkartabildim kendi adıma. Yani sonuç gelmesini istemiyorum kendi adıma. Şimdi Andre Vilas Boğaz'a geçiyorum. Serisinden Vilas Boğaz haberleri de var. Vilas Boğaz 20 yaşından beri teknik ekipte olan bir insan. Hani 20 yaş, 20 yaş. Çok ciddi erken bir yaş. Yani Wonder Kit alıyorsun 20 yaşta. Vilas Boğaz o zamandan beri işin taktik, teknik kısmıyla ilgilenen bir teknik direktör. 30 yaşında teknik direktörlüğe başladı. Şu an 43 yaşında. Hani şu an 20 senedir teknik ekip tecrübesi var Vilas Boğaz'ın. Baktığın zaman. Hani bilmediği taktik yok. Instagram'dan paylaştığı, yayında verelim Campbell bunu. Instagram'da paylaştığı bir taktik maçı var mesela. Porto zamanı Benfica ile yaptı. Hani her detayına inmiş. İnanılmaz yani. Futbolun takni, taktiğiyle, tekniğiyle kafayı yemiş bu teknik, teknik direktör. Ama ondan sonra da kafayı yemiş bir teknik direktör. Vilas Boğaz. Hani şu an rally yapıyor. ...Vilas Boğaz Teknik Direktörü değil şu an. Hani canım sıkıldı dedi, rally'e geçti. Geçen hatta 4-5 Mayıs gibi Citroen C3 ile çıktı yarışa. Falan yani, Vilas Boğaz bıraktı bu işleri. Hani kalkıp onu tekrar ikna edebilmek ki zaten Vilas Boğaz şey demişti, bu baskıyı artık kaldıramıyorum demişti. Şimdi Vilas Boğaz bu baskıyı kaldıramıyor. Bize gelirse Vilas Boğaz ben tahminim Allah göstermesin Ocak gibi intihar eder. Yok intihar edeceğini düşünüyorum gerçekten. Çeker tetiği kafasına. Önce hani Caner'i maneri vurur sonra kendini vurur muhtemelen. Hani Vilas Boğaz'ı tekrar futbola döndürebilmek, ikna edebilmek iyi bir oyun oynatıyor Vilas Boğaz. Ofansif göze hoş gelen bir oyun oynatıyor. Tottenham senesi de çok iyiydi. Porto ilk çıkış yaptı sene de çok iyiydi. Marsilya da bence kötü futbol oynatmadı. Zenit ama Vilas Boğaz'ın olayı şu Vilas Boğaz hep yüksek bütçeye çalışmış. Hani Vilas Boğaz hep istediği transferleri olmuş bir hoca. Yani çok ciddi olmuş bir hoca hatta transferleri. Ve Vilas Boğaz 7.2 milyon euro maaş alıyordu Marsilya'dan. Chelsea ile altıncılık 100 milyon transfer, Tottenham ile beşincilik 75 milyon transfer, Zenit şampiyonluk 23 milyon transfer, zaten Zenit'ten sonra kovuldu, Marsilya ile 27 milyon transfer sonra kovuldu, en son Alçaba'da gitti, şeye gitti, Arabistan'a gitti 13 milyon euro maaş alıyordu oradan da hani Vilas Boas hep istediği olan bir teknik direktör, ama ona rağmen baskıyı da kaldıramayan, ya gelsin mi, şanımız yürüsün diye gelsin belki de hani Vilas Boas imaj imajdır Vilas Boas, şeydir yani prestijdir Vilas Boas ama Vilas Boas ne kadar futbol? Teknik direktörlüğü yapmak istiyor, bilmiyoruz yani şu an. Ne kadar... Ha, yani Vilaz Boğaz ne kadar futbol teknik direktörlüğü yapmak istiyor şu an bilmiyoruz. İşte rally oynuyordu, golf oynuyordu adam. Futbola beni tekrar sokmayın diyen bir adamdı Vilaz Boğaz. O yüzden ben gerçekten tetiği çekeceğini düşünüyorum Vilaz Boğaz'ın. O yüzden Vilaz Boğaz'ı kapattım. Her taktiği, her organizasyonu, oyunun her detayını oynatabilecek bilgi birikimine sahip. Kusursuz derecede bilgili. Ama kafasında futbolu bitirdi, hiçbir kriz yönetemez asla, kaçar. Ha, yani intihar eder diyorum yani tek başına ilk teknik direktörlük dönemi Porto ile oldu ve çok ciddi bir başarı sergiledi. Onun dışında çok ciddi bir başarı sergilediği yok ama çok da bence hoş futbol oynatabileceğini düşünüyorum. Şu an teknik direktörlük yapmadığı için ne kadar bizim adaylarımız arasında bilmiyorum. Şimdi bir diğer teknik direktör adayımız Nuno Espirito Santos'a geçelim. Ya kendisini aşırı istediğim bence bu krizi yönetebilecek yani çok ciddi krizler yönetmiş mi yok belki ama Hani iletişimi çok kuvvetli. Yani Nuno'nun hiçbir takımı, Valencia'sı da öyleydi. Hiçbir takımı şey değildir. Mutsuz görünmez mesela oyuncular. Hep böyle hani birbirine çok daha bağlı. Ve Türkiye koşulları içerisinde bana göre teknikten ziyade direktörlük çok daha önemli. Hani oyuncu idare edebilme durumu, kriz. Çünkü başkanlar çıkar konuşur. işte yerli çekirdek kazan kaldırır. Bunlar hep oy hoca yenir. Bunlar hep konuşulan işler Türkiye'de. Hani Raycard'ın başarılı olamadığı bir Türkiye var. Mancini'nin, Prandelli'nin, Schuster'in. Del Bosque'nin Beşiktaş'ta başarılı olamadığı bir hani Del Bosque ne diyor? Benim işim taktik teknik öğretmek diyor ama ben bir futbolcuya nasıl pas öğret atacağını öğretemem diyor yani. Hani bizim böyle bir futbol ortamımız var. Hani bu sene bizim şampiyon olan hocamız Sergen Yalçın adam diyor ki ben Gezal'ı hiç tanımıyordum. Bir dakika videosunu izledim ve Gezal'ı getirin dedim. Bu adam şampiyon oldu. Raykart olamadı. Del Bosque oldu. Carvalho olamadı. Ama şey oldu şampiyon mesela bir yandan. Galatasaray kondisyonerle de şampiyon oldu. Hamza Hamzoğlu da şampiyon oldu. Yani Fenerbahçe ise Fenerbahçe bu zamana kadar çok kariyerli bir teknik direktör getirmedi. Neyse konudan sapmadan Nuno'ya geçelim. Nuno, Nuno Mendes menajerliğini, Mendes'i biliriz herkes bilir. Hani Mourinho'nun menajeri, Cristiano Ronaldo'nun menajeri yani. Türk, Türk diyorum dünya piyasasına yön veren bir menajer. Nuno bunun menajeri. Nuno ile bu çok iyi arkadaşlar. Mourinho'nun yardımcısıydı ilk başta şampiyonlar ligi Porto senesinde. Ve Valencia'nın revizyona gitti 14-15 senesinde Mendes'in şöyle söyleyeyim Nuno'yu Valencia'ya çaktığı bir hocadır. Hani İkili ilişkilerle çaktığı bir hocadır. Ama onu çok ciddi bir kendini kanıtlayan bir hoca. Valencia ile hemen hemen 2 puan ortalamasına falan ulaştı. Çok iyi sezon geçirdi. Ligde 4. oldu da 77 puanla 4. oldu. Hani o senenin şampiyonu şeyde La Liga'da 96 puan yaptı. 77 puan çok ciddi bir puan ortalaması Valencia'ya göre. Ondan sonra taçlandırıldı. Porta'ya gitti. Yani Nuno'nun istediği transfer hep Mendes'in yapabileceği transferler. Hani çok, Nuno iyi bir transfer bütçesiyle çalıştı ama şey hep Mendes pazarlı ve bir menajerin kucağına atlayacaksak Mendes'in atlayalım abi. Hani Mendes'in Ronaldo'nun menajeri adam ya. Yani. Mendes'in dünya futbolunda yönetmediği, menajerliğini yapmadığı kulüp yok. O yüzden hani Nuno'yu ben çok istiyorum kendi adıma. Oynattığı oyun ya mesela hani Porto'yla da iyi bir sezon geçirdi. CL şampiyonlar ligi son 16'sında yuvaya elendi. Ondan sonra da Wolves Wallace yaptı. Wolves'ta tek şampiyonluğu var onun. Championship'ten Wolves'ı bir yukarı taşıdı. 3 sezon daha Premier Lig'de geçirdi ve normalde Championship'ten yukarı çıkan Championship'te şampiyon olmak çok zordur. Championship'ten bir üst yukarı çıkan hocalar daha çok genelde düşerler o sezon. Yetmez çünkü nefesler. Ama çıktığı ilk sezonda 7. olduğunu. Espirito Santos. Çok iyi ismi değil mi ya? Ya yani harbiden onu çıktığı ilk sene 7. oldu. Ondan sonra 6. yılı var. Bu sene de 13.lüğü var. Wolves'ı Championship'ten alıp UEFA'da, UEFA'da nereye kadar getirmişti ya ben yazmıştım bunu. Çeyrek final olması lazım. Aynen. Çeyrek finale getirdi. Beşiktaşlı gruptan çıktı. Beşiktaş'a 4-5 tane falan atmıştı hatırlıyorum. Hani Yota, Jimenez üzerine kurulu bir sistem. 3-5-2. 3-5-2'nin bir kanadı işte Adama Traore gibi komple koridor kullanacak. Ya yani iki tempolu bek diyelim. 3-5-2'nin ikisi de çok ciddi kendisi kaliteli. Yota ve Jimenez'de. Hani Yota ve Jimenez'i şu an herkes tanımlamamıza gerek yok. İşte ayağı kaliteli. Hem sırt dönük oynayabilen ikisi de oyuncu. Ee, hani Oyunu okuması çok iyi Nuno'nun. 44'te 45'te yaptığı çok değişiklik var. Asla tutuk bir hoca değil. İletişimi çok ciddi iyi hoca. Hani yönetebilecek, kriz yönetebilecek bir hoca. Zaten iş ta kadro ve hoca uyumu olduğu için ben Nuno'ya güveniyorum. Hani neşeli. Hani diyoruz ya Fenerbahçe'nin geleceğe gülerek bakması lazım. Nuno öyle bir hoca ve transfer bütçesinde transfer bütçemiz belki bir tık artabilir ama transferden çok ciddi ekmek yiyebileceğimizi düşünüyorum. Hani zamanda scoutlukta yaptığı için Mendes'in de Wonderkid durumları da olduğu için hani boşa çıkan Mendes menajeri her oyuncuya sulanabiliriz. Getirebilir, getirirler. Çünkü Nuno, Mendes Nuno'nun başarısı olacağını istemeyen bir hoca. Hani şey konuşuyor mesela Rogon falan filan diye Ali Koç çok eleştiriliyor. Ama menajerle işbirliği yapmak çok absürt bir şey değil. Ya. Ali Koç anlamak zorunda değil ki yani. O yüzden çok absürt bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir menajerin kucağına atlayacaksak da %100 şeyin atlayalım yani. Eee, onu nun atlayalım, Mendes'in atlayalım. Taktik disipline çok bağlı. Hani Mesut Özil'le mesela çok konuşuluyor Fenerbahçe'de. Mesut Özil uyar mı sisteme diye. Uyar. Hani motinya oynuyordu Wolves'ta. Mesut Özil de kullanır. Ki zaten hani kriz yaratacak bir antrenör değil, kriz çözecek bir antrenör. Taktik, taktik disipline çok bağlı. Hani yarışma sadece tek problemi hücum organizasyonları falan çok çok iyi. Hani birçok, birden çok alternatif var. Gerçekten farklı taktik repertuarlara falan bağlı bir antrenör. Koç seviyesi çok ciddi yüksek takımlar yaratıyor fizik kondisyonu çok ciddi yüksek takımlar yaratıyor. Hani zaten tek zaten teknik işi bile gelir. Ee, tek problemi yarışmacı. Ligde yani Valencia ile şampiyonluk beklemediler. Nuno'dan. Wolves'la ligde 7. lig 6. lig iyiydi. Hani tek problem bu ama Nuno, Villas Boas ve şey düşünüldü, Fonseca düşünün Benim tercihim %100 Nuno. %100 Nuno, Nuno, Espirito Santos. Çünkü o krizi yönetebileceğini düşünüyorum. Ama bize düşmez kesinlikle. Şimdi biz zaten teknik direktörlükte Everton'a da yarışıyoruz. Everton'da boş şu an Fonseca yazılıyor, Konsecao yazılıyor, Nuno yazılıyor, Nuno Palas'a yazılıyor. Nuno zaten buralara düşmez. Onun dışında boşta olan Alman ekolü, İsviçreli de olsa Favre var. Niye Favre ismi çok dillenmiyor bunu bilmiyorum ama 4 hoca arasında bize en çok uyacak hoca da Favre. Favre'nin yapmadığı hücum organizasyonu yok. Favre'nin yapmadığı hiçbir şekilde e, varyasyon yok hücuma dair. Hani Favre büyük takım felsefesine hani oyunu domine etmek, oyuna hakim olmak, topa sahip olmak değildir belki ama hani Favre'nin oynattığı oyun topa sahip olmak. O topa sahip olurken birden çok, hani çok fazla pas yüzdesi ve gerçekten hücumu pası 3. bölgede yapan çok ciddi orada ikiye birler ve arkadaşlar çizgiye inmeler, merkezden de gelmeler çok ciddi kapalı savunmaları açabilecek bir hoca Lucien Favre. Ben kendi acıma, atıma, adıma çok istiyorum ama çok da ciddi takıntıları olan bir hoca Lucian Favre. Hani taktik teknik değil. Oyuncu da yetiştirir bu arada. Hani Wonderkid'i oynatmaktan asla korkmaz ama taktığı oyuncuyu oynatmaz. Öyle bir problem var. Bir de loser deniyor. 15 senedir kupa alamıyor. Ya abi şey Dortmund'un kalitesi Burki olsa ben de kupa alamam. Benim ligimde Bayern olsa ben de kupa alamam. Ben çok takılmıyorum yani bu loserlık mevzusuna. Ki zaten Fenerbahçe'ye böyle taktik, teknik disiplini çok yüksek, çok bilen, varyasyonu yüksek. Hoca gelirse loserlığa finale kalmaz zaten iş. Yani çok daha önceden kopartır işi. Ya pozitif futbol oynatan bir hoca favori. Ben çok isterim kendi adıma. Ranyik geçiyor. Ranyik'ten hemen bahsedelim. Ranyik bu ara ben birkaç kere yazdım Ranyik teknik direktör değil diye. Bu arada hani 600 maça teknik direktör olarak çıkmış. Hoca mı teknik direktör değil yazılıyor Twitter'da. Evet değil. <laughs> hani bunu size nasıl ikna ederim bilmiyorum ama Ranyik teknik direktör olarak başladı kariyerine okey. Ondan sonra Ranyik idari koordinatör oldu. Şu an Ranyik'in mesleğini yaptığı koltuk Türkiye'de yok. Sportif direktörlük değil, teknik direktörlük değil, koordinatörlük. Ya yani Ranik inanın herkesten daha fazla isteyebileceğim bir hoca. Yani bunu da daha önceki yayında da söyledim. Adımı aratıp bakın. Ranik yazın. Hiç kimse yazmazken yazdım çok istiyordum çünkü. Tamamen kurumsallık, liyakat, profesyonelliğe bırakılmış bir ekip. Ve 3 senede bize takım, tankımızı, tüfeğimizi kuracak bir hoca. Gelecek sezon şampiyon yapar mı bilmiyorum. Çünkü teknik direktör olur mu onu bilmiyorum tekrar teknik direktörlük inmek isterim. Ya Ryan son 10 senede 86 maçlık teknik direktörlük tecrübesi olan bir oda, hoca. Çok ağam şahan bir teknik direktörlüğü belki yok ama yine de gelse ben kabulüm zaten. başım gözüm üstüne yani. Ama 10 senede yaptığı 86 maçlık teknik direktörün 30, 35 maçı zaten Nagelsmann'ı beklemek için. Hani sportif direktörü Nagelsmann'ı beklemek için aşağıya indi. Leipzig'te tamamen bir koordinatördü. Sıfırdan aldığı bir takımı şampiyonlar yarı finallerine kadar taşıdı. Bulduğu Wonderkidler, Scout'la inanılmaz, inanılmaz ötesi bir hoca. Hani bunu hoca değil. inanılmaz ötesi bir eğitmen, eğitici. Ya gelsin Fenerbahçe'ye söyle söyleyeyim. Fenerbahçe 5 tane hoca eğitir. Fenerbahçe'nin 25 sene hoca sıkıntısı olmaz. Fenerbahçe'nin 20 sene oyuncu sıkıntısı olmaz. Fenerbahçe'nin altyapısından sürekli öz kaynağından oyuncu yetiştir. Fenerbahçe'nin 20 tane böyle kiraladığı wonder kiti olur. Fenerbahçe'nin 3-4 tane pilot takımı olur. Fenerbahçe'nin inanılmaz tesisleşme, altyapı her şeyi yapar. Ama Ranyik kalkıp gelecek sene, ya ben eminim şu an Ranyik isteyen tayfa gelecek sene 5. maçta hani Ranyik Kov, kovulsun denecek ekip. Çünkü Fenerbahçe'nin bir sene bekleyecek ne sabrı hiçbir şey yok. Kredisi yok. Yok yani. Hani anahtarı teslim ediyorum ve 5 sene sana karışmıyorum. 5 sene sonunda beni Avrupa'ya bir takım yap diyebilecek Ali Koç'un kredisi kalmadı. Maalesef yani. Ali Koç'un kredisi kalmadığı için de Ranik benim. Ben sabrederim ama siz sabretmezsiniz yani. Ben Ranik'i e okeyim. Ama siz olmayacaksınız. Şu an okey diyenler de olmayacak. O yüzden problem. Konse var. Konfesi hani gelmesi buralara düşmesi imkansız bir hoca. Porto ile yıllık 10 milyon eurodan tekrar uzatacakmış. Ha yine görüşüyorum demiş gerçi. 4-4-2 çift altılı oynatan bir hoca. Fenerbahçe uyabilecek bir hoca ama çok krizi var. Ya Konse çok dediği dedik bir hoca. Hani Konse çok böyle taraftarla kriz yaşamış bir hoca. Teknik direktör şey yönetimle, oyuncularla hepsiyle kriz yaşamış bir hoca. Ama krizden kastım o şey değil. Hani Mesut ile kriz yaşar değil hani dediğine karışılmasını istemeyen, dediğim dedik tuttuğum tuttuk bir hocadır Konse 4-4-2 çift altılı oynatır. oynat Hani Porto'nun hoca kültüründen gelen bir hocadır kendisi. 4-4-2 çift altılı oynatır. 2 altılısı da çok tempolu oyuncudur. İkisi de ayağına hakimdir. Hani şeye, şeye nezaran e, e, Fonseca'ya nazaran çok daha hani ayağı ikisi de hakim olmasını ister. İkisi de playmaker kanat. İkisi de işte Marega e, Marega Tarame tandemi ile beraber hani ikisi de basan, boğan, çift santraforlu, iki playmaker kanatlı, oyun içinde 4-3'ü dönen, 4-3 ofansife dönen, 4-3 defansife dönen, hatta 4-2, 4-4-2 çift 6'lı yasa da play transfer marketta. Daha böyle 4-3-3'e yönelik bir oyun sergilen, playmaker kanatlardan biri daha savunmaya, biri daha hücuma giden, orayı çam ağacı yine üçgen dizilimine dönen bir teknik konsecao, dönen bir teknik direktör. Ben isterim. Gelmez ama buraya. Ya Everton ya Porto'ya devam eder. Jorge Jesus konuşuldu. Jorge Jesus zaten bence futbolu basketbol gibi organize eden bir koç. Hani Jorge Jesus'un yapmadığı organizasyon yok. Hani gerçekten basketbolda hani son saniye organizasyonu yapılır ya hani koç bir set çizer. futbolu setlerle çizen bir hoca Jorge Jesus. Fenerbahçe'nin bence yüzde direkt böyle şey direkt şampiyon yapacak hoca dediğim bir hoca. Ama çok büyük para göz. İnanılmaz yani hani 10 milyondan aşağı gelmez. Teknik ekibiyle gelir. Yaklaşık 15-20 milyonluk transferler yapar birden fazla. Zaten Benfica ile bir sene daha devam edeceğim demiş. Tamamlayacağım demiş süre, serüvenimi. Ve dünya üzerinde Fenerbahçe'ye en çok uyabilecek Pelegrini var. Betis'te. Sabali'yi de almış. Sabek de patlattı. Yani Fenerbahçe, yani Malaga ile yaptığı şampiyonlar ligi City ile Betis şimdi. Betis'i aldı. Transfersiz yine UEFA kupalarını taşıdı falan. Pelegrini dünyada Fenerbahçe'ye ne kadar uyabilecekse o kadar uyabilecek bir hoca. Oyun felsefesiyle, pozitif futboluyla... Her şeyiyle Pelegrini Fenerbahçe. Keşke. Yani dünya gözüyle bir kere görebilsek. Bielsa var. Bielsa arkadaşlar boş konuşmaya gerek yok. Hani Bielsa mesela şampiyonluğu da olmayan bir hoca aslında. Bielsa işin tamamen taktiğinde olan bir hoca. Taktik ustası, taktik dehası. Herkesin hocaların hocası dediği bir hoca Bielsa. Ama Bielsa bir Galatasaray maçından önce Samand ve Ali Koç kalkıp gelip hani nasıl gidiyor hocam işler iyi niyetle gelse Bielsa yarın derbi var Galatasaray maçı. Bielsa pılını fırtını toplar. Hadi der basar gider. Hiçbirimiz de şaşırmayız. Ya bir böyle bir hoca. O yüzden ya bence <laughs> bir istemiyorum şaka gibi olacak. Bence gelmemeli. <laughs> Benim gözümde gelmemeli yani bir tamam. Her hocayı konuştuk yani elimizden geldiğince. Abel Ferreira ismi çıkmış. Nerede izlediler bilmiyorum Abel Ferreira'yı. Pauk Yunanistan macerası Yunanistan'ı çok ciddi takip eden bir birkaç abiye sordum. Çok kötüydü dediler. Palmeiras zamanı övülüyor. Türkiye'de Brezilya'nın yayıncısı yok. Nereden izlendiği hakkında bir fikrim yok. Bir highlights herhalde yani. Hani şey yazıyor. Abel Ferreira yazınca taktik çıkıyor 3-5 taklı YouTube'da. Belki oradandır. Hiçbir fikrim yok Abel Ferreira hakkında. Gelirse o tercih edilse umarım başarılı olur diyebilip. Deyip Teknik direktör yayında herkesi konuşup yoruldum herkesi konuşup kapattığımız bir yayın olsun. Bundan sonraki yayınımız transfer yayını. Herkese izlediği için çok teşekkür ederim. Yorum atın. Bakalım Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü şu yorumu istiyorum. Hem kim olur diye tahmin edin normal şartlar altında hem de kimi istersiniz diye yazın. Bekliyorum tartışalım yani. Benim istediğim hoca bunlar arasında ilk başta Favre, Ranyik'i tamamen ayrı. Ranyik hani anahtar teslimse tek istediğim hoca. Ama Ranyik'ten dışında Favre en başta. Konsecao ondan sonra Nuno Espirito Santos. Fonseca en son diyeyim ya Fonseca'yı harbiden. İstemiyorum Fonseca'yı yani Fenerbahçe. <laughs> bağlarız ya. Benim istediğim hoca kardeşim Tripsowski Slavia pra aldı 3 senede de anasını şeyine getirdi yani. Benim istediğim hoca o. Neyse. Ali Koç Portekiz ekolünden tutturmuş. Türkiye'de Portekiz ekolüyle çalışan bir Pereira, bir Carvalho vardı. Herhalde onların böyle taktik şey coşkulu böyle haydi falan yapmasından hoşlanıyor belki de. Türkiye uyuyacağını uyacağını düşünüyor da bizim ekolümüz Güney Amerika. Fenerbahçe Güney Amerika bağlantısı her zaman iyidir. Zico tutmuştur, Brezilya ekolü tutmuştur, Arjantin'den gelenleri iyidir. Biz gidelim. Madem para gömüyoruz, verelim 10 milyon euro Galardo'ya. Gel bize Diyelim River Plate'den gelsin bizi şampiyon yapsın. yani bizden bir cacık olmaz o yüzden. Bakalım kimi tercih edeceğiz. Çok heyecanlı transfer döneminden çok daha heyecanlı bir süreç. Kendi adıma zevkle ve gerginlikle takip ediyorum. Umarım kritik kurşunu doğru atarız. Doğru hocayı buluruz. Çünkü bu ligde taktik seviyesi bir tık standart olan ve direktörlüğü yapabilen her hoca şampiyon olur. Hani çok karalar bağlıyoruz bir yandan. Bir yandan da işimiz çok kolay. İnşallah doğru yabancıya gidip işine karışmadan arkadaki ortamı işleyişi güzel oluşturarak Fenerbahçe'nin Fenerbahçe böyle oynar demeden çünkü hani Türkiye'de hurra hücum iyi oyun sanılıyor. Hatta istiyorum da kendi adıma belki. Ama Avrupa'da bu oyun iyi bir oyun kesinlikle değil. Hani bu oyunu oynatan Fonseca gibi hani savunmaya önem vermeyen adamlar teneke bağlanıp kovuluyor. Avrupa'da her hoca kompaktlığa savunmaya hücuma eşit derece önem veren hoca. Hani geldiğinde kalkıp Ersun Trabzonspor maçı gibi, Emre Belözoğlu Erzurumspor maçı gibi bir oyun hiç kimseden beklemeyin. Beklenti rol, profil ona göre düşünmek, karar vermek lazım. Herkese izlediği için teşekkür ederim. Yorum çok 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 istiyorum. Bu teknik direktör özelinde çok merak ediyorum herkesin düşüncelerini. Hani ama şey çok izle çok izledim diye float yapanlara takılmayın. Kimse izlemedi. Bu kadar üstüne düşünecek şeyler değil her hepsi Wikipedia bilgisi. O kadro uyumu, o direktörlük iletişimi yakaladığımız takdirde her hocayla vururuz. Kararlar bağlamaya gerek yok. Bundan sonraki yayınımız transfer yayını olmasını umuyoruz. Çünkü şu an yapamıyoruz. Hani ismi çıkan mesela düne kadar Biglia Borini okeydi, Kolkır okeydi ama Emre Belezoğlu gitti. Hani bizde bir bilinmezlik içerisindeyiz. Hoca yok. Hoca geldiğinde hani daha çok isimler çıkacak. Şu an çıkan hiçbir ismi. Bir Sabali vardı, bir Van Hanelt vardı. Van Hanelt çok isterim orada. arada. Tempolu bek. Hani o yüzden konuşabilecek pek bir transfer duyumu da olmadığı için transfer yayını daha böyle gündem oyuncularla dolup taşınca yapmayı düşünüyoruz. Euro 2021 parantez içinde 2020 yayınımız olacak. Onunla beraber orada Türkiye forması çekilişimiz var. Orada görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.